Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok güzel bir modelin yapım aşamalarını göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip zili aktif hale getirirseniz sevinirim. Şimdi modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Yeşil ipimle başlıyorum. Tabi zürafamı yeşil ipimle geçtim. Şimdi yine yeşil ipimle devam edeceğim. Yeşil ipim suni ipektir. Yeşille mor suni ipek. Diğerleri de polyester iplerdir arkadaşlar. Bir tane zürafa atlatıp diğer zürafama geçiyorum. Bir tane yuva oluşturdum. İpimi diğer tarafa geçiriyorum. Şimdi yuvamın içine bir tane kirpik ile başlıyorum. Kirpiğimi yaptım. Kirpiğimin içine girip düğümümü atıyorum. Aşağı iniyorum. Aşağı inerken ipimi hafif bol bırakıyorum. Bol bıraktığım ipimin içine giriyorum. Yukarı çıkıp düğümümü atıyorum arkadaşlar. Tekrar aşağı iniyorum. Aşağı inerken de ipimi hafif bol bırakıyorum. Tekrar yukarı çıktım. Düğüm attım, aşağı iniyorum. Son bir defa daha yukarı çıkacağım. Aşağı indim. İpimi hafif bol bıraktım. Şimdi kirpik yapacağım. Bu boyda olması yeterli. Üç tane kirpik yapıyorum arkadaşlar. Şimdi yazmamı çeviriyorum ters tarafına. İpimi şu tarafa geçiriyorum. Bu taraftan başlıyorum. Kirpik yapıyorum arkadaşlar. Kirpiğimin içine girip düğümümü atıyorum. Aşağı iniyorum. Yukarı çıkıyorum. Son bir defa daha yukarı çıkacağım. Düğümü attım. İpimi hafif bol bırakarak
aşağı indim arkadaşlar. Tekrar geri çeviriyorum düz tarafına. Evet, yeşil ipimi kesiyorum. Kanatlarımı yaptım. Şuradaki kirpiğim dönmüş. Yaparken düzelecek. Şimdi diğer iplerime geçiyorum arkadaşlar. Şimdi mor ipimi aldım. İlk yaptığım kirpiğimin içine giriyorum. Düğümümü attım. Fazla ipimi keseyim. Üç tane kirpik yapıyorum arkadaşlar. Şu boylarda. Üç tane küçük kirpik. İpimi diğer tarafa geçiriyorum kirpiklerimin üzerinden. Ortadaki kirpiğimi batırıyorum. Tekrar aynı kirpiğimin içine giriyorum. Bir kirpik daha yapıyorum arkadaşlar. Ve sondakini. Bir tane zürafem oldu. Diğer tarafa tekrar geçirdim ipimi. Ortadaki zürafama batırdım. Bir daha ortaya batırıp zürafamı yapıyorum. Ortadan arttırıyorum. Ve kaç sıra oldu? 3 sıra oldu. 2 sıra daha yapacağım. Ortadakine batırıyorum. Sondakine de batırıp 3 tane zürafamı koruyorum. İpimi tekrar diğer tarafa geçirdim. Ortadan arttırarak 3 zürafamı koruyorum. Evet, şimdi ipimi diğer tarafa geçirip şurada ilk zürafamın içine giriyorum. Bir tane kirpik yaptım. Kirpiğimin içine girip düğümümü atıyorum. Aynı zürafanın içine iniyorum. Şöyle arkadaşlar. Sonra yandaki zürafama geçiyorum. Bir tane kirpik yapıyorum. Kirpiğimin içine girip düğümümü atıyorum. Aynı zürafanın içine iniyorum.
Son kalan zürafamın içine de girip düğümümü atıyorum. Kirpiğimi aşağı iniyorum. Şöyle tamamlıyorum arkadaşlar. Minik bir lale yaptık. Böyle tamamladık arkadaşlar. Şimdi sarı ipimi alacağım. Sarı ipimi de aldım. Şu ortadaki kirpiğim dönmüştü. Onu düzeltiyorum. Şöyle düğümümü atıp başlıyorum. Fazla ipimi keseyim. Bunda 3 tane kirpikle başlıyorum. Zürafadan bir tık büyük olacak arkadaşlar. Diğer tarafa geçirdim. Ortadan arttırarak çıkacağım arkadaşlar. Evet, sarı ipimle de 5 sıra çıktım. İpimi diğer tarafa geçirdim. Şimdi baştaki zürafamın içine girip bir tane kirpik yapıyorum. Kirpiğimin içine girdim, düğümümü attım. Aynı zürafamın içine iniyorum. Ortadaki zürafama geçtim. Düğümü attıktan sonra kirpiğimi yapıyorum. Kirpiğimin içine girip düğümü atıp aynı zürafamın içine iniyorum. Son bir tane zürafam kaldı. Evet, onun içine de kirpiğimi yaptım. Aşağı. Bunu da tamamladık. Son bir rengim kaldı arkadaşlar. Kırmızı rengim. Onu da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz tamam. Kırmızı rengini de yaptım. Şöyle arkadaşlar, yazma kenarlarına çok güzel yakışan bir model. Göstereyim. Arı modelinde istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Size bırakıyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.